Yeni bir videodan, yeni bir Rocket League videosundan hepinize merhaba. Şimdi arkadaşlar, bugünkü içeriğimiz şu olacak. Steam'den ismimizi değiştireceğiz. Rocket League'de ismimiz farklı olsun diye. Ve ismimizi bedava eşya için beni patlatın yazacağız. O yüzden hemen buradan shift tab'a attım. Steam arayüzüne girdim. Kendimi de görünmez yaptım. Ne olur ne olmaz yani. İnsanlar beni yadırgamasın diye. Şimdi buraya tabii Türkçesi yazmayacağız. İngilizcesi yazacağız. O yüzden Demo Me For Free Fenek. Yani bedava fenek için beni patlattı kardeşim. Bunu yaptık. Şimdi maça girdiğimizde ismimiz böyle gözükecek ama buradan aynı zamanda çapraz platform oyununu kapatacağız. Çünkü PlayStation'lar geldiği zaman ismimizi görecektir. Ama kesinlikle iletişim kuramayacak. Yani patlattı adam diyelim. Chat'e falan yazamayacak bedava eşyamızı verdi. Bu arada bir şartımız var. Adamın bizi patlatması lazım. Zaten o ana şart. Bir de iletişime geçmesi lazım. Yani adam beni patlattı. Ben gidip adamın arkasından koşmayacağım. Gel kardeşim işte. Ben sana eşyanı atayım diye. Onun dışında son bir duyuru daha yapayım. Biraz giriş uzun oldu ama kusura bakmayın. Guards United diye bir kulüp kurduk. Şu an kulüp bayağı az kişi. Kulübe katılmak için de Mr. Atos'un kişisini ekleyip iletişime geçebilirsiniz. Bu da böyle Rocket League klanı gibi düşünebilirsiniz. Haydi şimdi maçı bulsun. 3v3'te 2 maç atacağız. Bakalım patlayacağız mı patlamayacağız mı görelim. Evet, maçımıza geçtik. Bu arada şunu söyleyeyim hemen maç başlamadan. Kesinlikle böyle çok fazla tryhard oynamayacağım. Zaten casual maç. Yani patlamamaya yönelik oynayacağım ama tabii ki de maçı satmayacağım. Yani gidip kendi kendime gol atmalar falan olmayacak. Yani onu da söyleyeyim. Bakın biri patladı. Bak ismini gördün mü? Tava bastım. Demo Me For Free Fenek. Çok sıkıntı olacak. Ha bu arada bizim patlamamız için adamların tava basması lazım. Bir de yani bunu söylediğim için güleceksiniz ama İngilizce bilmeli lazım. Yoksa eğer yabancı bir adam geç yani İngilizce bilmen bunu anlayamaz. O yüzden böyle yazdık. Bakalım. Hadi let's go. Şu an 0 puanımız var. Birincimiz golü attı. Onun dışında size bir duyuru daha yapayım. Bu Rocket League'le alakasız bir duyuru olacak ve çektiğim videolarla. Tamamen bağımsız yani. Öyle bir duyuru olacak. Clash of Clans'la bir tane klan kurduk arkadaşlar. Arkadaşlarımız arasında oynuyorduk. Dedik bari bir klan kuralım. Aboneler de gelsin. Hani izleyicilerimizden illa Clash of Clans oynayan vardır. Klan kodunu da şu anda ekrana yansıtıyorum. Klan kodunu arama kısmına girerek klana katılabilirsiniz. Oyunu devamlı oynayan arkadaşları bekleriz. Burası önemli kısım. Onun dışında bir duyurum daha var. O da düzenli olarak artık biliyorsunuz FIFA çekmeye başladım. Ne kadar az izlense de keyif aldığım için öyle çıtırına çekiyorum FIFA'yı. Onun yanında RL Sideswipe da atacağım. Yani kanal artık 3 oyun üzerinden ilerleyecek. Rocket League, RL Sideswipe, FIFA 22. Bu şekilde devam edeceğiz. Biraz da geniş kitlere ulaşmak için. Şöyle bir oha helal reis bravo. Şöyle biraz geniş kitlere ulaşmak için. Kendi lafımı böldüm bu arada. Bu arada MMR'ları göremiyorum. Back mode'u açmadım. Ya birileri patlıyor ama ben değilim o. Orası kesin. 1-1 oldu. Bak iki kişi patladı bizim takımdan. İkisi de ben değilim. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. Dediğim gibi eğer patlarsak eşyayı vereceğiz. Ve adamın benimle iletişime geçmesi lazım. Patlattım kardeşim ver eşyamı diyecek ki biz öyle yazacağız. Olayımız bu. Demo V4. Oğlum ben Free Fenek yazmışım lan şimdi fark ettim. Hay ağzına tükür. Neyse onu değiştiririz ya. Oğlum onu şimdi fark ettim ben. Oy oy. Neyse yapacak bir şey yok. Dur onu hatta bu maç gerçekten gözükmezse. Tamam bu maç patlarsak Free eşya. Free. Oğlum konuşamam da. Free Fenek veririz abi. Kredimiz yok. Tamam bir şekilde ayarlarız onu artık. RL Supply'dan falan olmadı Fenek alırız. RL Supply'da ne bilmeyenler için bedava eşya alma uygulaması arkadaşlar. O da aklınızda bulunsun. Dur şunu değişelim ya. Oğlum video tamamen fail oldu da. Kafama Fenek diye kazınmış bir de Fenek diye de şey yaptım yani. Cidden hiç fark etmemişim. Girmişim. Tamam. Şimdi nickimiz düzeldi mi? Aa düzelmiş lan çok iyi. Oyun içine direkt düzelebiliyor. Bilmiyorum ya böyle bir içerik buldum arkadaşlar. Biraz saçma olacak ama bence eğlenceli bir içerik diye düşünüyorum. Bir de şöyle bakın olaya. Rocket League'de gerçekten çekilecek içerik çok az var artık. Çünkü oyuna adam akıllı bir yenilik gelmiyor. İçerikten kastım da şu arkadaşlar. Mesela ben gameplay videosu atıyorum. Anladınız mı? İşte hadi arkadaşlar bugün bunu nasıl mesela örnek verelim. Sıfırdan elmasa diye bir içeriğim vardı benim. Allah güzel gol dedik. Çok eskiden çekerdim bunu. Bir yıl önce falan. Bu arada FF vermeyeceğim hiç şekilde. Mesela o bana göre bir içerik değil. Çünkü oynayışını yansıtıyor. Sana içerik de. İçerik değil yani. Anladınız siz onu. Ben tam anlatamadım ama umarım anlamışsınızdır.
Mesela bunu başka bir şekilde örneklendirelim. Geçmişten günümüze Rocket League. Ben böyle bir video çekmiştim çok yakın zamanda. Güzel değil sende. Bu mesela bir içerikti. Yani oyunla alakalı farklı şeyler. Alışılmışın dışında yaptığınız şeyleri ben içerik olarak değerlendiriyorum. Onlar da içerik ama onlar biraz da demode kalıyor. Ben de eskiden çekiyordum. Hala da çekiyorum ama fark ettiyseniz azalttım. Bir tık azalttım. Bu arada tabiri caizse bok gibi oynuyoruz. Şu an puanımız kaç? 160 çıkıyor. O kadar kötü değil. Sal kanka bence. Neyse casual diye çok üstüne gitmeyeceğim. Zaten gidilmezse normalde. Ya, olay bu arkadaşlar. Ya, bu yüzden Rocket League'de biraz içerik bulmakta zorlandığım için aklıma gelen ilk şeyi çok fazla düşünmeden çekmeye çalışıyorum. Bu konuda eğer çözüm öneriniz varsa da yoruma yazarsanız sevinirim. Oy güzel fake lan alınması. Yani iyi olur. Hem benim için hem sizler için sizin keyif almanız açısından. Çünkü Rocket League'de hala sürekli kitlesel olarak azalıyor ve bunun önüne geçemiyor Epic Games. Böyle bir sıkıntı var. Bir ara bu durdurulmuştu. Yani duraklatılmıştı daha doğrusu ama şu an hala tam gaz devam. O yüzden böyle bir yola başvurduk. Şimdi çok bıdı bıdı ettik. Biraz patlatılmamaya odak. Yani durum bu. Böyle bir dert demeyeyim de böyle bir sorun var. Bunu da çok güzel gördük. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Olay bu şekilde. Onun dışında bu maçtan bir cacık olmadı. Yani cacık olmadı derken sonuç anlamında değil. Adamların bizi patlatıp patlatmaması anlamında. Şuradan bir kaldıralım. Evet, çok kötü kaldırdık. Abi ben bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Rocket League'i sadece yani videodan videoya oynuyorum. Oynuyorum ne? Videodan videoya oynuyorum demeyeyim de konuşamıyorum da. Hani rekabetçi gerçekten videodan videoya oynuyorum. Bunda yalan yok. Çünkü oyunun nasıl diyeyim sizlere böyle tryhard oynanışından zevk almıyorum. O yüzden bayağı hamlaştım. Fark ettiyseniz hani siz soruyorsunuz niye böyle öğretici içerikler gelmiyor. Çünkü ben de unuttum oyunu. Hani bilmediğim konuyu sizlere öğretemem ama tecrübelerimi aktarabilirim. Tabii öyle içeriklerde olabilir. Şimdi ikinci maçımıza geçen bu maçtan bir şey çıkaramadık. Bakalım ikinci maçta ne olur, neler olacak. Evet, ikinci maçta en sevmediğim harita geldi. Aa, Türk geldi karşı. Kaos. Vallahi Türk geldi. Bak, dur bakayım. Seha yazayım mı? Oğlum bunlar Türktür. Kesin Türktür. Birisi 2017 almış yalnız oyunu ya. Oğlum kaos olup yani direkt kaos zaten Türkçe bir kelime. Köken Türkçe değil ama Türkçe bir kelime. O yüzden bence Türktür diye düşünüyorum ama bir şey yazmadılar. Daha doğrusu patlatmaya çalışmadılar. Belki benim takipçi falan çıkar hani. Olabiliyor ya arada sırada. Çok nadir. Öyle bir sıkıntı da var. Mesela Rocket League'i nasıl söyleyeyim sizlere? Günlük rakamlar tamamen temsili. 100 bin Türk oyuncu oynuyorsa bunu YouTube'da izleyen, Twitch'te izleyen, herhangi Instagram, TikTok'ta izleyen içeriklerini 1000 kişiye vardır ya yoktur arkadaşlar. Yani oran %1 bile değil öyle söyleyeyim size. Çok az. Türkiye açısından konuşuyorum. Çünkü Türkiye'de biraz da patladık lan. Oğlum patladık. Dur bekle yazacağım ya. Hadi Vasing. Vasing. Demo me so you will get free item bro. Dur bekle. Adamın haberi yok ki. Muhtemelen bu arada dolandırıcı falan zannedecek. Bekle yazacağım şunu. Add me on Epic. My Epic is ID guy. Niye böyle bir yol yaptım? Tükürdüğümü yaladım. Yani kendi sözümden caydım ama adamın umrunda değil. I will add you diyelim bir de. Dur. Wasting. Yo. Play. Allah dur. Haklı adam. Haklı. Dur. Oğlum FF vermeyin lan. Dur şu Wasting'i ekleyeceğim ben ya. Bekle şu hata giderken eklerim ben Wasting'i. Bir dakika. Was. Oğlum yazamıyorum lan. Wasting. Dur tamam. Vallahi oynayacağım. Tamam kızmayın. Oynuyorum. Vallahi oynuyorum. Ya adam çıktı ya. Haklı bu arada. Vallahi haklı da casual yani. Dur bakayım. Wasting kabul etmiş mi seni? Vallahi kabul etmiş. Oynuyor. Bazı şeyleri test etmek için falan oynuyor. Amaç bu yani. Ya niye toksiklik yaparsın ki? Dur ben maçı terk edeceğim direkt. Ban yiyelim ya. Ban falan artık onunla değil. Şimdi Vasing'e bir davet atalım. Aha vallahi geldi. Vasing geldi. Hello bro. Hello bro. Okay. Okay. I'm waiting. Adam bekle diyor. Tamam diyorum bekliyorum. Çok güzel içerik oldu ya. Hay.
Dur bakalım, where are you from yazalım. Neredenmiş bu adam? Where are you from diyeceğim. Spain and you bro. I'm from Turkey bro. I'm recording a video. Evet şimdi olayı anlattım. Dedim ki I'm recording a video like işte yani şöyle bir video çekiyorum. Beni patlatana bedava eşya verin diye. YouTube Aydın İgal Gezer diye bir de reklam bak. But the videos are Turkish. Oğlum adamla sohbet muhabbete daldık ya. Neyse dur. Şimdi takasa davet edelim. Abi çok güzel bir içerik oldu. Bak beğendim ya. Bro, what you want? Goal X wheel car. Choose one. Hatta rengini de seçsin mi? Yok rengini seçmesin. Abartmayalım o kadar da. Tamam bak buna harbi güzel güzel bir eşya atacağım lan. Bak harbi bir tık değerli bir eşya atacağım. Bir de yani ne derler ona? Adam da kafa bir adam, muhabbeti iyi. Al lan bak harbi sana 200 kredilik eşya bastım lan. Al anasını satayım. Al. Helal hoş olsun kardeşim benim. İspanyol kardeşim. Wasting. Ah. Güzel tamam. Takas sağlandı. That will worth around 200 TL. Dedim ki bu lastik no problem bro. You will see yourself. Şimdi şöyle yazdım dedim ki bu akşam kendini YouTube'da görürsün. Kendine bak falan işte bu lastik 200 kredi ediyor dedim. Ve güzel video oldu abi. Çok tatlı video oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Belki bilmiyorum sizle de karşılaşabiliriz. Bay bay.